Evet, bazıları gemileri karada yürütülmedi diyor. Ama bence gemilerin karadan yürütüldüğü kesin. Ve ilk defa Fatih buldu, bunu yaptı diyor. Doğru değil. Çünkü Umur Bey Batı'ya yaptığı seferlerde Türk Hakan'ın denizcilikte bayağı usta, Mora kıstası var. Orayı gemileriyle işte kızaklar kurarak atlatıldığı anlatılır. Hani bazı şeylere dikkatli yaklaşmak lazım. Hani diyelim ilk defa Fatih'te bulmuş olabilir ama böyle bir bilgiyi benim şeyimde, hafızamda var. Bu tabii şartlara göre aşağı yukarı 2 kilometre falan uzunluğunda 20-21 Nisan 1453'te gerçekleşiyor o gece. Bir gecede işte herkes 67 parça gemi diyor. Ama benim okuduğum kaynaklarda 67 ile 80 arasında diyor. Yani 70 olur, 72 olur, 75 olur falan. Bence bu sayılar önemli değil ama 60 küsur kesindir rakam olarak. Beşiktaş koyu içinde dere yatağında bunlar daha önceden inşa ediliyor. Ve Tophane'den Kasımpaşa'ya kadar yağlı kütükler üzerinde yürütülüyor. Bazı kaynaklarda tekerlekler üzerinde yürütüldüğü söyleniyor. Ama ona pek benim aklım yatmıyor. Fatih emir verdiği zaman Karadeniz bölgesinde bol ormanlar var. Oradan işte görevlendiriyor işte şeyleri, marangozları falan. Ve ilginç olan tarafı, o gemi o kalaslar üzerinde kaymaz. Katran sürmen lazım ve yağ sürmen lazım. O zeytinyağının büyük bir kısmını da Cenevizlilerden parayla temin ediyor. Düşünün, Cenevizliler İstanbul'u savunuyorlar, bir arada Osmanlılara yağ satıyorlar, onlar da sürüyor. Yani ilginç şeyler oluyor. Yani tarih aslında çok ilginç bir bilim dalıdır. Çünkü insanlığın ortaya koyduğu bir şeydir. Zikzaklar olabilir, mantıksız şeyler de olabilir. Evet, ve bu kütükler üzerinde hayvanlar ve insan gücüyle gıcırdayarak yağ üstünde halatlarla halat yapmasını biliyorlar. Güçlü halatlar. Kendirden, kenevirden yapıyorlar. Ve bu 2 kilometrelik yolu aşıp bir gecede Haliç'e indiriyorlar. Aslında bu gemilerin Haliç'e indirilmesi stratejik bir olay değil, sadece Bizansların moralini bozuyor. Ve Bartrandon de la Bracuère 16. yüzyılda ilk yarısında yapılan ve karadan yürüyen bu gemileri şeyde resim olarak da gösteriyor. Ve ben şahsen gördüm. Bu Kazım Çeçen'in Halkalı Surları kitabında bu resim var. Orada bir takım tekerlekler falan koymuşlar. Ama neticede tarihçilerin gözünden kaçmış olmalı. Bana da bunu Vehbi Günay söylemişti. Kendisini burada da analım. Bak hocam dedi, ya burada götürüyorlar yani 16. yüzyılın İlk yarısında bunun şeyini çizmiş resimlerini, hem de renkli aşırıyor, gemiler var. Sonra gemilerin de öyle şimdiki gibi çok büyük falan olduğunu zannetmeyin. Ben Amerika'da tahsildeyken Boston'a gitmiştik. O Christoph Kolomb'un gemilerinden birisini müze yapmışlar Boston koyunda. Şaşırdım. İnanın boyu Bursalon'dan karşıya kadar bile değil. Yahu ceviz kabuğu gibi hani. Ama sağlam gemiler ve onları yürütmek kolay. O zamanın tekniğiyle. Ve yürüdüğü kesin.